sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz kıymetli dostlar 30 Kasım 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım Fener'in maçı var Fenerbahçe zorlu Nörşland deplasmanında ve skor tahminlerinizi bu videoya yazabilirsiniz Nörşland teknik direktörü Johannes Haftrap Fenerbahçe maçı öncesinde de basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış Dilerseniz ona e, dönelim onu konuşalım Yarınki maç bizim için zor olacak diyor. Kısaca grupta şanslarının olduğunu, kalan iki önemli maçta bunu iyi değerlendirmeyi amaçladıklarını vurguluyor. Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil diyor. Bugüne kadar büyük maçlara çıktıktan ama Fenerbahçe karşılaşmasının daha da büyük bir mücadele olduğunu vurguluyor ve diyor ki taraftarın maça büyük ilgisi var ve bu maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. <laughs> Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz diyor. Ki Fenerbahçe maçının zor olacağını o da şu e, kanaatten e, söylemiştir. Fenerbahçe yaralı da olsa Fenerbahçe'dir. Futbolcusu eksik de olsa Fenerbahçe'dir. Kian Hansen Fenerbahçe en büyük takımlardan diyor. Kian Hansen yani Nürnland e, forması giyen futbolcu. O da teknik direktörle birlikte basın mensuplarının sorusunu cevaplamıştır. Bizimkilere dair herhangi bir şey bulamadım şu an için. <laughs> ee, yani şunu söyleyeyim. Veren maçı buraya kadar buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşma ve kons karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz diyor. Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteler var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz değerlendirmesinde bulundu. Hani son olarak taraftarının maça yoğun ilgi gösterdiğinden Fenerbahçe'nin baskılı oyununu ilk maçta ele edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini söylemiş. Valla Fenerbahçe enteresan bir takım. Bu kadar eksiğe rağmen çıkıp kütürük eriği gibi de oynayabilir. Bizleri çileden de çıkartabilir. Benim maça dair en korktuğum şey Ertem Şener'in maçı anlatması. Yani onun dışında bir korkum endişem yok açıkçası. Çünkü beklentilerin az olduğu maçlarda genelde Fenerbahçe daha iyi oluyor. Yani genelde beklentiler az olduğunda daha iyi oluyor gibi. Şimdi Fenerbahçe'miz Nürnland'a Danimarka'ya gitti. Nürnland'da oynayacağı maç için Danimarka'ya gitti. Daha doğrusu doğru tabiri kullanmak gerekirse... Ve Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Danimarka'ya giden isimler belli oldu. Şimdi Fenerbahçe'de birçok eksik var. Yani birçok az bile kalır. O kadar diyeyim. Birçoktan daha çok eksik var. Kim yok mesela? Ciku, Beko, Serdar Aziz zaten malum. Ferdi Kadı oldu üstüne eklenmişti. Hayırlı olsun. Fred tam manasıyla iyileşmedi. Miha Zayt ne oynadığından en sakatlığını yaşıyor Miha Zayt, onu anlamadım. Mert Hakan Yandaş bu senenin şeyi e, EYT'lisi malulen emeklisi UEFA'ya ismi yazılmayan Samet Akaydın, Emre Mor, Mert Müldür, Bartu Elmaz da kafilede yer almadı. Şimdi Fenerbahçe'nin kafilede yer alan isimlere bakın. Livakovic, İrfan Can, Furkan Kaleciler. Osayi, Yusuf, Jeydin Osterbolde, Ahmet Necat, Savunma Dörtlüsü. Şaka değil gerçekten. Crespo, İsmail Yüksek, Şimanski, Efekan Muhammed. bunlar da orta üçlü oynayabilecek isimler. İrfancan Cengiz, King, Kent, Tadic, Çağrı Fedai, Ceko, Umut Nahir, Batu Şuhay. Bunlar da kanat ve forvet oynayabilecek isimler. Şimdi buradan bir 11 çıkartayım. Aslında buradan 11 çıkarmak çok kolay. Kaleci İrfan Can, Eğir Bayat, sağ Osay Samuel, Stoper ikilisinde Yusuf Akçiçek, Jeydan Osterwold'e, sol bekle Ahmet Necat. Orta alanda Crespo, İsmail Yüksek, Şimanski üçlüsü. Efekan Muhammed yedek. E, Livakovic, Furkan yedek. İrfancan yedek. Cengiz Ünder sağ tarafta. King sol tarafta. Bence Şimanski yerine King düşünülsün. Yani Şimanski yedek kalsın. E, hatta bence İsmail de yedek kalsın. Crespo, İsm Crespo İrfancan Can 8 oynasın. Ya da Crespo İrfancan, Can Şimanski. Sanki çift <laughs> 8 oynuyormuş gibi. Crespo'da 6 gibi. Sağda Cengiz oynasın, solda King oynasın. Kent, Tadiç falan yedek kalsın. Ceko falan yedek kalsın. Formete de Batshuayi çıksın. Hani en mantıklı 11 bu gibi duruyor şimdilik. Ee, Ahmet Necat'ın yerine sol bekte Kent oynasa bence daha mantıklı. Ferdi'den de sol bek olmazdı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ferdi'den de sol bek olmazdı. O yüzden Ferdi'den olmuyorsa, Ferdi'den bir şekilde sol bek oluyorsa Kentten de olur ki kent hızlı, hırslı, baskılı, presli, geriye gidişleri iyi, ileri dönüşleri iyi, topla iyi çıkabilen bir isim. Bence kenti sol bekle denemeliyiz. Ha, Crespo'yu stoperde dene deseniz o da kısmen mantıklı. Yani mantıksız bir şey söylemiyorsunuz arkadaşlar. Bu işin doğası, doğrusu bu. Mecbursun şu kadroyla gittisin. Hocam biz işte e, beraberlik olsun ben gene razıyım. Ben değilim. Çıkacak oynayıp kazanıp gelecekler. Öyle bedavadan yok. Bedavadan ekmek yok. Bugünler için para kazanıyorlar. Bunların, Bu adamların görevi topçuluk. Kardeşim bu adamların görevi futbolculuk. Ben günde iki tane video çekiyor muyum? Çekiyorum. Kanal büyüsün istiyorum, muyum? İstiyorum. Milletten işte abonelik talep ediyor muyum? Rica ediyorum. Ediyorum. Yani bir zahmet. Fırat Aydınus skandal utanç verici. Eski hakem ve spor yorumcusu Fırat Aydınus Hürriyette MHK'nın bazı hakemlere ilk yarı sonuna kadar maç verilmeyecekti açıklamasını değerlendirdi. İşte Fırat Aydınus'un yorumları. Arkadaşlar bu da var ya çok enteresan. Bu gerçekten çok enteresan. Ama ben şunu söyleyeyim. Maç öncesinde ben size sürpriz bir şey söyleyeyim. O sahi sürpriz olmaz ama Kent'in sol bek oynaması sürpriz olur. Osterwolde'nin stoper oynaması sürpriz olmaz ama sol bek oynaması sürpriz olur. Yani değil mi? Yani Yusuf Akçiçek'in stoper oynaması sürpriz olmaz ama Crespo'nun stoper oynaması çok büyük sürpriz olur. Cengiz Ünder'i kesinlikle izleyeceğiz ilk 11'de. Bendeki duyumlar bu şekilde. Joshua King de ilk 11'de. Bendeki duyumlar bu şekilde. Yani King ve Cengiz Ünder'in ilk 11 oynayacağına garanti veririm. E, mantığınızı yürüttüğünüz zaman o sayede Yusuf Akçiçek'te Osterwolder'e %100 oynayacak etti sana 5. Crespo da %100 oynayacak etti sana 6. 6. Batshuayi oynayacak 7. Kalan 4 ismi bulmak işte bu İsmail Kartal'ı yoracak, zorlayacak bir şey. Fırat Aydınus neler söylemiş? Bir, skandal, utanç verici, küçük düşürücü ve bununla birlikte zamanlama yönünden son derece talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. 2. şeffaflık ilkesinin düstur edilmiş TFF'nin alt kurulu olan MHK IVEDİLİK ile bu isimlerin kimler olduğunu, hangi maçlardan dolayı bir MHK nezdinde kabul görmüş, hangi hatalardan kaynaklı olduğunu, sebepleriyle açıklamalı. Öyle değil mi? açıklamalı ki hakemlerin tümü ne altında kalsın ne de acaba ben miyim diye belirsiz bekleyişte tedirginlik yaşasın. 3. Kaldı ki bu kadar ucu açık ve genel bir, genel bir açıklamanın detaylarını tüm kulüpleri de bilmeli. Hangi hakemler hangi maçlar ve sebeplerini bilmek onların en doğal hakkı. 4. Bu MHK ve başkanların bağımsız aldığı bir karar mı yoksa ikinci bir 8 Mart vakasının farklı aktörlerle tekerrür etmesi mi? Devamı mı? Kaldı ki MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da 8 Mart mağdurlarındandır. 5. Her hafta performanslarına dikkatle takip ettiğimiz bazı hakemler diyorsunuz. Eğer 13 haftalık takip sonucu alınan bir kararsa neden bu haftaya denk geldi? Açıklama bu haftanın önceki hakemleri kapsıyor mu? Bundan sonraki süreçte de bu tür takipler yapılacak ve kararlar alınacak mı? 6. Ha diyorsanız ki bu Fenerbahçe Karagümrük maçı üzerinde bir açıklama o zaman kafalarda başka türlü önemli soru işaretleri oluşturursunuz. Arda kardeşlerim ve Hüseyin Göçey'in günahı ne diye sorarlar. Bundan önceki maçları ve hataları göz önüne alarak Diğer bir soruda, yoksa davalık konulan kulüp başkanına karşı Sebastian Şimanski'nin pozisyonlar ötürü günah çıkarmama veya madalyonun öbür yüzünden bakıldığında Samet Akaydın'ın pozisyonu için bu davalık süreçte diğer takımlar düşünülerek bakın görün düşüncesiyle amiyane tabirle gider yapmak mı? 7. Bir başka husus da şu. MHK'nın bu kararı bazı çevrelerde yeni bir klasman belirleme oyunu mu bu sorusu akıllara getirebilir. MHK açıklamasında Aralık ay sonunda yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analize dikkate alınıp klasman belirlemesi yapılacak deniyor. Yani 13 hafta boyunca oynanan müsabakalar sonucunda takip edilen ve belirlenen hakemlere maç verilmeyip klasman belirlemede en önemli etken olan maç sayısını kontrol altına alıp adamcılık ve liyakatsızlık söz konusu mu olacak? Böylece belirlenecek klasman listesi ne? Kılıf mı biçildi? Ya Türkçesi şu arkadaşlar. Bazı hakemlere e, torpille hakem yapacaklar. Acaba hani o torpille hakemlerin e, kimse anlamasın diye kılıf mı yaptılar diyor. Türkçesi bu. Bu gibi sorular hakem camiasında havalarda uçuşacaktır. Bununla birlikte MYK'nın olması gereken ama olan mı? Belirlediği FIFA listesinden 3 kişi çıkartıp yerlerine 3 kişi eklenmesi konusundaki küçük hesaplara bilahare değineceğim. 8. <laughs> Son olarak unutulmasın ki sosyal iş ve aile hayatından ödün vererek hatasıyla veya sevabıyla emek verenleri makam ve koltuk için kurban edenler gün gelir. Aynı nedenlerle birileri için birilerine kurban verilir. Günah keçisi ilan edilir diyor. Şimdi burada herhangi bir tuhaf haksız bir açıklama var mı? Ben göremedim. Yani ben ee, hatalı bir cümle göremedim. Arkadaş hakemi cezalandırıyorsun. Tamam cezalandır. Lafım yok. Hatalı hakemlerin hepsini cezalandır. Yani lafım yok eyvallah. Ama kardeşim yani e, ee, hatalandır, şey, cezalandırdığın hakemi niye cezalandırıyorsun? Bu arkadaş ya. Şeyi de çok merak ediyorum ya. Galatasaray hani şu Onan'a bunları soyduydu, dolandırdıydı. Hani nasıl oldu da e, gelip gelip Galatasaray'a karşı oynayabildim. Onu da çok merak ediyorum. Demek ki yani dolandırılan başka bir şey. Fenerbahçe'de Miha Zayt müjdesi, sürprizi. Ee, hani başka hangi kelimeyi kullanayım bilmiyorum. Şimdi ben az önce de söyledim. Ben ne top oynadın da Zayt neyin ee, sakatlığını yaşıyorsun diye. Ama Miha Zayt bize bir müjde verdi. Hatta birden fazla müjde verdi. Nedir o müjde? Miha Zayt İtalya'dan bir talip daha. Fenerbahçe'de performansı tartışmalı konusu olan ve gönderilmesi gündeme gelen Miha Zajts İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi. Sloven orta sahaya eski takım Empoli'nin aradan bir seri A, A ekibi daha talip oldu. Şimdi eleştiri noktalarının hedefinde doğru ama devre arasında da takımlara ayrılması bekleniliyor. Bu da doğru. Frosinone de onu istiyor. Empoli'nin bir diğer Serie A ekibi de yani Frosinone de Zayt transfer etmek istediği öne sürüldü. 12 maçta forma giydi bu sezon. 748 dakika sahada kaldı. İki kez gol sevinci yaşadı. 2026 sözleşmesi bitiyor. Piyasa değeri 5 milyon euro. Yani e, bir 6, 7, 8, 15, 35 milyon euroya kesinlikle gidebilir. Gitmesinde de bir engel, bir mahsur göremiyorum açıkçası. E, Zayt için şunu söyleyeyim. Abi bir insan hani Futbola bu kadar uzak kalmamalı. Sezon başı kampı. Bak sezon başı kampı çok çok önemli. Hatta ben şöyle kendi hayatımdan örnek vereyim arkadaşlar. E, haftalık halı saha maçlarımız oluyor. Bu halı saha maçlarını bitirdiğin zaman tamam, bu sezonda gitmeyelim dediğin zaman inanılmaz hızlı bir şekilde kilo alıyorsun. İnanılmaz hızlı bir şekilde yani aklı hayale gelmedi hızlı bir şekilde kilo alıyorsun. İşte futbolcuda sezon başı kampını yapmayınca akla hayale gelmedik şekilde bak akla hayale gelmedik şekilde formdan düşüyor ve bu formu yakalamak neredeyse imkansız. Şimdi ben size basit bir örnek vereyim. Aslında zor bir örnek ama basite indirgeyip anlatmaya çalışacağım. Edinçeko 37 yaşında. Hadi işte 35 oldu. Yani iki futbolcu da yaşlı. Yani iki futbolcu da yaşlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Form grafikleri aşağı ivmeye giderse yani formları düşerse toparlamak genç oyuncuya göre çok daha zor. Zaten birçoğunuz arkadaşlar e, ne yaptınız? Mesela futbolu bilen arkadaşlarımız çok çok iyi bilirler. Ya da menajerlik oyununu bilseniz bile yeterli. Nedir menajerlik oyununda en önemli şey? E, genç oyuncular daha çok daha çabuk gelişir. Antrenman genç oyunculara daha çok işe yarar. Ama yaşlı oyuncular antrenman işe yaramaz. Yaşlı oyuncular ne yaparlar? Formunu korurlar. İşte bu noktada da arkadaşlar Zayt yaşlı bir oyuncu sayılır benim gözümde ve yaşlı sayılabilen oyuncu formunu korumak için sezon başı kampını yapmak zorundaydı. O kampı yapmadı. Bitti mi bitmedi. Menajeri Kah Beşiktaş'ta görüştü. Kah başkasıyla görüştü. Kah onunla görüştü. Kah bununla görüştü. Bu hangi ahlakı, hangi etik değere sığar? Ve biz bu adamı gittik transfer ettik. Biz bu adamla sözleşme uzattık. Yetmedi bir de stadımızı gezdirdik. Ya yemin ediyorum bak bazen Fenerbahçe yönetiminin 0-7 yaş grubu gibi hareket ettiği düşüncesine kapılıyorum. Ya arkadaş yani Zayt'sa stat gezdirip görsel atmak. Hani nereden baksan çocuksu bir hareket ya. Abi sen çocuk musun ya? Yani çocuk çocuksu bir hareket. Neyse. Ben fazla da değinmek istemiyorum. Son olarak TFF'den Allah dedirten bir e, açıklama geldi. Gerçekten Allah dedirten. Niye hani ilk defa görenler beğen butonuna bassın olayı var ya. TFF Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan önerisinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından geldiği iddialarına cevap verdi. Ve Fatih Altaylı'ya kapak gönderdi. Federasyondan yapılan açıklama. Federasyondan yapılan açıklama. 29 Aralık <laughs> Şımarmanın lüzumu yok. Şimdi Suudi Arabistan'da Final Ali Koç'un fikrimi başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve şu şekilde. 29 Aralık 2023 tarihinde 2000 bak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Ahwal Kral Suud Üniversitesi stadyumunda Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacağını ve yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacağını daha önce duyurduğumuz organizasyon yetkisi. Federasyonumuza ait olan Türksel Süper Kupa müsabakası ile ilgili bir web sitesinde çıkan Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi başlıklı yazıda yazılan yani maçın Ali Koç tarafından e, orada oynatılması fikri bu iddia ait olduğu iddiasının gerçekten uzaktan yakından ilgisi yoktur. TFF olarak Türk futbolunun ekonomisini güçlendirerek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla çok önemli projeler üzerinde çalıştığımızı daha önce de ifade etmiştik. Bu vizyonla tekrar altını hat çizerek hatırlatmak isteriz ki kulüplerimize gelir getirmesi amacıyla Türksel Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir. Konuyla ilgili olarak federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini tekrar önemli rica ederiz. Şimdi bunu niye ortaya atıldı peki bu iddia? Bu iddia şu yüzden ortaya atıldı. Fenerbahçe... Bak Fenerbahçe'de Galatasaray'da kritik eşiklerde. Arka arkaya iki maç kaybetseler hayatları kayacak. Herhangi bir arka arkaya iki maç kaybetse gerçekten söylüyorum hayatları kayacak. Ya yani i̇nşallah Galatasaray'ın arka arkaya iki değil üç maç kaybettiğini bir düşünün. Bir hayal edin. Ligde arka arkaya üç maç kaybettiğini düşünün. Hani başlarına gelecek olanları eleştirileri falan saymıyorum. Psikolojik olarak durumlarını bir düşünün. İşte Onların amacı bu, her yerden saldıralım, bir yerden tuttururuz. Çünkü her Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe e, ivme kaybediyordu, düşüş yaşıyordu. Bu sefer yaşamadı. Aksine bu sefer daha da dirilme e, çizgisine doğru gitmeye başladı. Millet şunu söyledi olan demek ki bu sakatlarmış takımı tutan, bu sakatlar geldiğinde bunlar düzelir cümlesini kurmaya başladı. İş bitti. Bu noktada uyanık olmak lazım, sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim, uyanık olun, uyanık olun. Başta bu kanala dikti yani dikkat ve destek ile yaklaşın. Çünkü bu kanal doğrulara konuştuğu için birileri tarafından sevilmiyor. Ha ben gurur duyuyorum. Yanlış konuşup da birilerinin maşası olacağıma doğru konuşayım kimse beni sevmesin. Ben her zaman bu çizgideyim. Allah da bu çizgiden ayırmasın. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu aralar kanalımızda yani enteresan bir olay var. Hani kanalımızın abone sayısı durduruldu gibi bir durum var. İzlenme sayısı durduruldu gibi. Yönetim hani YouTube'a çeşitli şikayetler yapıyorlar bunların bir trol ordusu var o trol ordusu hep birlikte saldırıyor arkadaşlar hep birlikte şikayet ediyorlar ha, beğeni arttıkça yorum arttıkça mesela kendi yorum yaptınız kendi yorumunuza yanıtla dediniz nokta ya da Fenerbahçe cevapla cevapla kendi yorumunuza 500 tane yorum yaptınız ya o videoya 500 yorum gelmiş oluyor her hani yorum 10 şikayet sildirir gibi bir olay vardı hatırlarsanız öyle oluyor kendi yorumunuza bol bol yorum atarak destek vererek kanalımıza destek çıkabilirsiniz. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Skor tahminlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ha benim gönlümden geçen hissiye skor tahmini. Ben kazanmak istiyorum. Ya 1-2 kazanırız ya da 1-1 biter gibi bir hisse sahibim. Bakalım ne olacak.